E, Taze kitap. Şimdi bu kitabı yazacağız zaman Murat... Ee, bizim programda diyordun ya sen o zaman, geçen. Evet. Bizim diyorum, geçen geldiğimiz geçen programda. Gibi. Yazma diyordun. Yazma Niye? Niye yazmayayım? Çünkü kötü niyetli kullanımcılara karşı herhangi bir... Kitabın savunması... ne olduğunu bir göster de millet ne olduğunu <laughs> anlasın. <laughs> Atatürk'ü mutfağa. Yani paranoyayla mı yaşayacağım? Ya benim yazdığımı kullanırlarsa diye? Böyle bir hayat olmaz. Şimdi bu kitaptan ötürü ve daha doğrusu bu kitaptan değil kitabı daha kimse görmedi ee, senden ve benden ve birkaç kişiden başka ama e, şöyle söyleyeyim ee, kitapla ilgili verdiğin Kadir'e verdiğin röportajda Kadir Haber Habertürk'teki e, Kaymak, Kadir Kaymakçı'nın yaptığı röportajda diyorsun ki Atatürk'ün evi Çankaya Atatürk'ün döneminde bekar evi evet. diyorsun. Evet. Bir buçuk sene dışında Latife Hanım'dan sonra. Ee, ve diyorsun ki yani röportajda tartışılan konu. Başka bir bir şey söylüyorsun da bununla ilgili sana büyük bir öfke var. Ee, bazı kesimler e, buna dolayı kızıyorlar. Nesi yanlış? Bekar eviydi diyorsun. E, Atatürk geç kalkardı e, sabahları e, diyorsun. Evet. Bir şey daha bir şey daha çok kızıyor herkes. Sıkılıyordu diyor. Ha, Atatürk e, şeyde İş... Çankaya'da çok sıkılıyordu diyorsun. Tabii. Ya şimdi geç kalkmak suç değil. İnsana geç bazıları geç kalkar, geç saatte yatar, geç çalışır. E, bu bir şeydir. Ama sıkılıyor dediğin zaman ya sanki Atatürk bir şey yapmıyordu. Boş boş oturuyordu. Orada diye bir anlam çıkarmaya çalışmışlar. Öyle bir öyle bir anlam. Tabii bir şey bir diyorlar. Anlam kim kurtardı diyorlar. Ya adam Şimdi, koca bir cumhuriyet kurdu. Abi. Bütün kurumlarıyla hala ayakta olan bir cumhuriyet kurdu. Fatih 1930'lardan bahsediyoruz. Şimdi müsaade eder misin? Şey, bir iki şey söyleyeyim. Efendim ben bugüne kadar belgesiz hiçbir şey yazmadım. Ve belgesiz ortaya atılan iddialarla tarih konusunda ortaya atılan iddialarla en fazla mücadele et mücadele eden de herhalde benim. Atatürk ve annesi hakkındaki abuk subuk terbiyesizce tabii evet. sözlere en fazla karşı çıkan da televizyon programı yaptığım günlerde bendim. Şimdi adamlar kalkıp bana edepsiz, hadsiz, bilmem ne bir de şey diyorlar. Emperyalistlerin ajanı bilmem ne ve çok enteresan hakaret edenlerin çoğu hanım. Ama herhalde o isimler takma isimlerdi erkeklerin bir kısmı. Yani, tabii. Şimdi Efendim Atatürk geç uyanırdı. Evet efendim. Şimdi bakın. E, bana laf edenlere bilmeden e, böyle e, saldıranlara internete sosyal medyada iki gündür onlara söylüyorum. Kardeşim 1931'de e, Türkiye'de çok güzel bir adet yürürlüğe konur. Nöbet defteri. Cumhurbaşkanının nöbet defteri. Ya Yaverler bunlar albaydır en yüksek Ya Yaverler Cumhurbaşkanı sabah karşı kalktı. Nereye gitti? Kiminle görüştü? Akşam ne zaman yemek yedi? Misafirleri kimlerdi ve kaçta yattı? Hepsi yazılmıştır. Bu sistem devam ediyor. Atatürk'ün nöbet defteri 1955 yılında İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından yayınlandı. Bir tanesi. Efendim? Tamamı değil yani nöbet defteri. Tek defter bu. bu. Hepsi bu. Öteki nöbet değil. Hastalık şeyi. Son nöbet defteri dedikleri tedavi Hı. defteri o. İsmi biraz ters. Sonra bunu e, Ankara Üniversitesi 2-3 sene önce tekrar yayınladı ki... E, ...çok az, 150 adet basmışlar. İnkılap Tarih Enstitüsü oraya mı aldı? İnkrab evet oraya. Şimdi nöbet defterini açtığınız vakit kardeşim Atatürk kaçta uyandı, kaçta yattı? Hepsi yazılı. Bakın bir iki örnek vereyim size. Efendim, e, 20 Şubat 35, Atatürk 11'de uyandılar, tamam. Yolda, Mersin'de. E, saat 7'de uyanmışlar, doğru ama... Birkaç tarih söyleyeyim, şey söyleyeyim ben size. Atatürk saat 13.25'te uyandılar. Atatürk 7 Aralık 1934. Atatürk saat 19.30'da uyandılar. Atatürk saat 17'de uyandılar. Yatış saat, yatma saatlerinde söyleyeyim. Yatma saatlerinde söyleyeyim. Ee, saat 19.30'da uyandığı vakit e, ertesi sabah kaçta yattığını yazmamışlar. Boş bırakmışlar. Geç yatıyor çünkü. Geç yatıyor. Geç yatıyor. Efendim 17'de uyandığı vakit bir önceki gece 2'de yatmış. Efendim 16.30'da yattığı vakit sabah 5'te yatmış. Yani bunda Allah aşkına Atatürk geç kalkaldı demenin Atatürk'e hakaretle de ne alakası var? Gece çalışıyor. Yani gece çalışıyor. Gece çalışıyor. Ne var bunda? Hı. Ne zaman açsanız saat 1'de uyandılar 13 yani. Saat 12.30'da uyandılar. Ha erken kalkmıyor mu? Kalkıyor. Elçi kabul edileceği zaman. Ezinim. Efendim bir seyahate çıkacağız, bir, iş varsa, bir, şey varsa bir hükümet toplanacağı vakit erken kalkıyor tabii ama... ...1931 sonrası Atatürk'ün kalkış saatleri geçtir. Öğlen veya öğleden sonradır. Saat 14'te uyandı Bakın ee 9'da uyanmışlar, 17 Kasım 1936. 14'te tekrar yattılar, 18'de uyandılar, 3.30'da yattılar. Ertesi sabahta 15'te uyanmış. Bunun Allah aşkına nesi Atatürk'e hakaret... Aklınızı mı yediniz siz? Atamız gece çalışıyor adam ya. Leyli deniyor bunlara. Leyli Sen de sabah da olmayı... çalışıyorsun. Sen de öylesin. Ben de gece, ne? otururum. Gündüz uyurum. Ben üçte e dörtte yatarım. Ben yani bir şey gündüz... Ama o dönemde... Doğru ışık da yok aslında zor evet. bir şey yani o dönemde. elektrik için. var şey. canım Hayır yani o, bu, bu, Efendim Atatürk'ün işi yok demişim. İşi yok demedim. Ha bir de şey diyorlar. Atatürk hep uyurdu diyorlar öyle bir laf etmedim. Nüansları kaçırmayalım. Atatürk geç uyanırdı dedim. Belgesi budur. Resmi yayında orijinalleri Cumhurbaşkanlığı arşivinde de nöbet defterlerini. Belge bilmem ne görmeden böyle abuk subuk insana saldırmayın. O kendi cehaletinizi seviyenizi gösterir. Atatürk'ün işi yoktu demedim. Atatürk can sıkıntısını etrafa anlatıyor dedim. En yakını Hasan Rıza Soyak bir gün imza şeyi götürdüm diyor. Hasan Rıza Soyak Özel Kale mi? Özel mi En yakınıdır umumi katibe ...efendi ve umumi vekile. Hep Hasan mı Güzel kalemler. var. Hasan Rıza abi evet. <laughs> efendim e, yahu demiş Hasan Rıza hatıraları yani işinize geldiği yerine, yerine hatıralarını kullanacaksınız. Gelmediği yerine şey yapacaksınız. Efendim diyor ki yahu diyor şu kanun imzalamaya götürmüş kararnameli diyor. Şunlar da olmasa yapacak işim yok diyor. Özal da aynı, aynı şeyden şikayet ederdi. Turgut Özal da. Aynı şeyden şikayet ederdi. Yani o zaman başkanlık sistemde ki hükümet var çünkü. Efendim Çankaya bekar evi demişim. Bekar eviydi. Evli değil ki o sırada. İki buçuk sene sonra yirmi beşte... Bekar evinden herkesin algıladığı şu. Dağını, dağını. Yani e, darmadağın e, düzensiz ya. falan bir yer diye algılıyorlar. O yüzden kızıyorlar. Düzensiz, yani bekar evi bir yer, Şimdi düzensiz derken mutfak konusunda konuşuyorum. Düzensiz. Çünkü belli ki alınan yapılan alışveriş bazı yerlere gidiyor başka yerlere. Yani günde üç kere et alınmaz. Yahu Atatürk Temmuz'da veya Ağustos'ta 1938 hasta yataktan çıkamıyor. 875 tane kavun alınmış. Ya bu kavun nereye konur? Çankaya hesabına. Kış için saklanmıştır belki. Dolmabahçe Sarayı'nda. Kavun mu bulunmayacak? Uyduruyorlar yani böyle şey. E, affedersiniz bu devletin kurucusunun, devletin kurucusudur. Ve Türkiye'nin kurtarıcısının, devletin kurucusunun geç kalktığını, geç uyandığını çünkü gece çalışıyor. Geç uyanlığını söylemenin nesi ona hakarettir? Kafayı yemiş öyle Bu hale gelmiş. Şimdi şunu da diyorlar. Diyorlar ki e, peki bugünkü e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na alınan malzemeleri de yazabilir mi? Aynı rahatlıkla diyorlar mesela. İleride de Kardeşim, başka tarihçiler yazacak. Şimdi, şimdi şunu söyleyeyim bak. Atatürk bütün mutlak malzemesi Atatürk'ün devlet hesabından değildir. Atatürk'ün cebinden avcıyor bunları. Kitabı okumadan konuşuyorlar. Hepsini anlattım cebinden avcıyor. Yahu, manevi Bütün bu mi? masrafları kendi cebinden mi yapıyor? Yiyecek yiyecek ve özel kalemin e, yemek masrafları cebindendir. Ama kaydı tutuluyor cebinden. Her şeyinki bu Osmanlı geleni. Tabi Osmanlı döneminde de sadrazamların şeyi tutulur. Cebi Humayun, Humayun diye bir şey vardır, Padişahın. Bir dakika, an Pardon. Cebi Humayun, Padişahın harcadığı her şey yazılı. Aynı sistem Çankaya'da da var. Unutmayın Atatürk Osmanlı Paşası'dır. Cumhurbaşkanlığı i̇şte Osmanlı'nın kayıt sistemini aynen saklıyor. Aynen ama bugün de aynı sistem devam ediyor. Ben söyleyeyim yani merak ettim bu kitabı yazarken metin beye sordum. Gelense şimdi e, idari metin kıraklıya her şeyi yazıyoruz biz dedi. Beyefendi dedi özel masafa ayrıdır, devlet açımız ayrıdır. her şey devam ediyor ve diğer Cumhurbaşkanlığının kayıtlarını gördüm Cemal Günsel'in Celal Bayar'ın Cevdet Sunay'ın Fahri Bey'in Fahri Korkutürk'ün falan. Her şey yazılmış. Yani öyle bir şey ki mesela... maliyevi kızlar sinemaya gitmişler. Sabiha Hanım, Afet Hanımlar falan sinemaya gitmişler. 10 kuruşa fıstık almışlar orada. O bile yazılmış. Ama, ama Atatürk'ün bir... parasıyla. Evet ama mecburlar bunlara da yazmaya. Çünkü para nereye gitti derse adam ne yapacaklar Her şey yazılıyor. Yani bunlar devlet hesabında değil ki kendi hesabı. Çünkü efendim en yüksek maaş alan Cumhurbaşkanlığı demiş. Doğru. Bunun nesini saklayacağız...